Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Sizler için her ay hazırladığım 5000-10000 TL'lik akıllı telefonlar listemin Ocak ayı versiyonuna hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma her zaman olduğu gibi abone olup sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Bu ay listede güzel akıllı telefonlar var. Tabii ki fiyatlar durdurak bilmiyor. Yükselmeye devam ediyor maalesef. Ancak gerçekten listeyi hazırlarken koyduğum cihazlardan ben de memnun kaldım. Listenin birinci sırasında Tecno Pova Neo 2 modeli bir akıllı telefon var. Notuma baktım çünkü bu akıllı telefonda tam 7000 mAh'lik bir pil bulunuyor arkadaşlar. Tam anlamıyla bir pil canavarı diyebilirim sizlere bu akıllı telefon için. Tasarımı gerçekten çok hoş. 7000 mAh'lik bir pilin yanı sıra içerisinde bir de 90 Hz'lik LCD bir panel görev yapıyor. İşlemci modeli olarak baktığımız zaman ise bu akıllı telefonda Helio G85 modeli bir işlemcinin kullanıldığını görüyoruz. Fiyatı 5250 TL bandında 5500 TL'lere falan da çıktığı oluyor. Açıkçası benim hoşuma giden ve tasarımıyla da oldukça göz dolduran bir cihaz olduğu Tecno Pova Neo 2 modeli bu akıllı telefon. TCL 30 ile devam edelim. Listemizin ikinci sırasındaki TCL 30 gerçekten ekranı sebebiyle listede kendine yer bulan bir cihaz oldu. Çünkü TCL Next Vision adını vermiş olduğu bir ekran teknolojisine sahip arkadaşlar. Ve bu cihazda da bir AMOLED panel görev yapıyor. 5500 liralık bu akıllı telefonun işlemcisi ise Dimensity 700 MediaTek tarafından üretilen bir işlemci. 7 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor. Ciddi anlamda düşük güç tüketiyor ve 5G desteğinde bünyesinde bulunduran, tasarımıyla da hiç de fena olmayan 5000 mAh'lik bir pili de bünyesinde bulunduran bir akıllı telefon olmuş TCL 30. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Redmi Note 10 5G modeli listemizde 3. sırada kendine yer buluyor sevgili arkadaşlar. IPS LCD bir paneli var. 90 Hz'lik bir panele sahip. Yine MediaTek'in Dimensity 700 7 nanometrelik işlemci modeliyle geliyor. İçerisinde 5000 mAh'lik bir pil var ve fiyatı bu akıllı telefonun 6950 TL. Samsung'un Galaxy M23 modeli akıllı telefonu her ay bu listede kendine yer buluyor ve her ayda şunu söylüyorum. İlk incelediğimde 4000 civarındaydı fiyatı. Şu sıralar ise 7200 TL bandına gelmiş durumda. İçerisinde Snapdragon'un 700 serisi bir işlemcisi var ve bu işlemci 5G destekli 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip LCD bir panel ile geliyor bu akıllı telefon ve yani benim hakikaten incelediğimde de oldukça beğendiğim, hala da oldukça yani beğendiğim bir akıllı telefon. Tabii ki fiyatı maalesef çok yükseldi ama hala alınabilir seviyede diyebileceğim bir akıllı telefon Samsung Galaxy M23. Gelelim Infinix'e. Infinix'in de Note 12 modeli akıllı telefonu listemizde 5. sırada kendine yer bulmuş durumda. AMOLED bir paneli var bu akıllı telefonun ve 1000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor arkadaşlar cihazın ekran paneli. Gerçekten güneş ışığı altında kullanmak için böyle iyi ekranlı ve bu fiyat seviyesinde bir cihaz arayışınız varsa sizleri tatmin edebilir. İşlemci anlamında içerisinde Helio G88 modeli bir işlemci görev yapmakta. 5000 mAh'lik bir pili var bu akıllı telefonun ve genel olarak Infinix'in kaliteli malzeme yapısı ve kaliteli tasarımını bu cihazda da görüyoruz. Infinix ülkemizde yeni yeni böyle atağa geçmeye başladı. Aslında uzun yıllardır var olan bir marka. Ancak ülkemizde de sevileceğini düşünüyorum. Çünkü cihazların tasarımları güzel, genel malzeme yapısı güzel ve şu sıralarda da bir Infinix cihazın incelemesi üzerinde çalıştığım için konuya oldukça hakimim. Önümüzdeki hafta sizlere o cihazın incelemesini inşallah yayınlıyor olurum. Yine listede sürekli kendine yer bulan Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro akıllı telefonu yine bu ay listemizde kendine yer bulmuş durumda. Bu akıllı telefonu diğerlerinden ayıran aslında en önemli etmen bana sorarsanız ekranı, çünkü 120 Hz'lik bir Super AMOLED panele sahip. Super AMOLED dedim çünkü Samsung tarafından bu panel üretiliyor. Bu akıllı telefonda da kullanılıyor. 1000 nite kadar çıkan bir ekran parlaklığına sahip aslında Note 11 Pro ve işlemci tarafında Helio G96 kullanıyor. Burada işlemcisi evet bir tık düşük olsa da bu fiyata göre baktığımızda bu telefon ekranı ve işte yüksek hızlı şarj özellikleriyle falan birazcık bu işi kıvırabilir gibime geliyor benim. Fiyatına baktığım zaman 8500-9000 TL bandında güncel piyasada ama şimdi 67 wattlık bir hızlı şarj desteği bünyesinde var. 108 megapiksellik bir kamera var. Bu arada 1000 demiştim ekran için. 1200 nite kadar çıkıyor ekranın parlaklığı. Onu da sizlere söyleyeyim. Hani oldukça başarılı diyebileceğim bir cihaz. Keşke fiyatı tabii ki yarı fiyatında olsa ama güncel piyasada yine satın alınabilir bir akıllı telefon olarak bu cihaz listede kendine yer buluyor. Gelelim Samsung Galaxy A53'e. A serisi Samsung'un gerçekten sevilen bir serisi. Özellikle yıl ortasında çıkıyor. Fiyatları genelde
hani böyle amiral gemisi cihazlarla yarışır seviyede olabiliyor ama özellikleri de aynı şekilde yarışır seviyede oluyor ki geçtiğimiz sene çıkardıkları modeller hakikaten oldukça başarılıydı. Bu cihaz da onlardan bir tanesi Galaxy A53. İşlemcisine baktığımız zaman açıkçası bu akıllı telefonda Exynos 1280 modelini görüyoruz. Bu işlemci modeli 5 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor. 5G destekli oldukça başarılı bir işlemci modeli. Ekran tarafında 120 Hz Super AMOLED bir panel kullanılmış. 800 nit bir parlaklığa sahip bu ekran paneli. Ekrandan bir parmak izi okuyucu var cihazda. 5000 mAh'lık bir batarya var. Stereo hoparlör var. Ve kameraları da A53'ün oldukça iyi işleri bizlerle buluşturan bir akıllı telefon sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlerin bu listede şu telefon olsaydı dediği bir telefon var mı? Lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü sizler yorumlara bunları yazdığınız zaman ben de geliyorum oraya cevap veriyorum. Faydalanmak isteyen insanlar faydalanmış oluyorlar ve güzel bir etkileşim oluyor. Güzel bir birleşme oluyor aslında aşağıda yorumlarda. Ve tabii ki bu videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız ve sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.